Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temettü hisselerinden olan Ford Otosan'ın en güncel 3. çeyrek bilanço temel analizini ve orta vadeli teknik analizini yapacağız. Videonun başında da dediğim gibi temettü hissesi dedim. Temettü durumu nedir? Yüzde kaç verimlilikle kaç TL bir temettü dağıtacak? Kasım'ın kaçında temettüyü alabileceksiniz? Bu gibi detayları da videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Analize başlamadan önce Udemy'de temel analiz eğitim setimiz yüklü arkadaşlar. Artık oradan %50 indirimli şekilde de eğitimi satın alabilirsiniz. Dedikten sonra gelin bir bakalım. Ford Otosan arkadaşlar cari oran 1.3'lerden 1.30'dan 1.41'lere gelmiş. Güzel. Likit oran 1.05-1.09 güzel. Nakit oran 54'lerden 74'e gelmiş. Elindeki nakit ve nakit benzerleri artmış. Çok güzel. Aktif karlılık %15'ten %23'lere çıkmış. Esas faaliyet kar marjı çeyreklik bazda 8'den 9.5'a yüzdesel bazda. Esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 7.5'dan 9.5'lara. Çok çok güzel. Net kar marjı, sattığı ürün başına net kar marjı %8'miş, şu an %10.3. Yıllık bazda %7.2'ymiş, şu an direkt %10 diyebiliriz. Güzel. Ford Otosan %61'miş büyümesi, şu anda %96. İyi bir büyümesi var, artarak devam ediyor. Yani şirket geçen sene %61 bu dönemde açıkladığı bilançoda büyümedeyken şu anda neredeyse %100 büyümedi arkadaşlar. %96'yı %100'e yuvarladım. Çeyreklik bazda satışların maliyeti 4.96'dan 4.99'a stabil. Yıllık bazda 4.55'den 5.13'e yıllık bazda bir artışı söz konusu. Birazdan fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri hisse çarpanlarımıza sektöre göre ucuz mu pahalı mı vesaire bunlara bakacağız. Hisse başı kar 8.22'lerden 18'lere çıkmış, gayet iyi arkadaşlar. Şöyle inelim ufak ufak aşağıya. PEG oranımız 0.17'den 0.07'ye düşmüş. Düşmesi okeydir, beğeniriz. ROIC oranımız %30'muş. Pardon, ROIC oranımız 30'muş. 62'lere çıkmış. Bundaki artışı da severiz. Çok güzel. Temettü verimi %3.39'muş. Şu anda %5 görünüyor temettü verimi. Okey. Temettücüler daha detaylı bakacağız birazdan. Borç kaynak oranı %80'miş. %73'lere çekmiş. Güzel. Borçluğunu da azaltmış. Yani süper bilançoya gidiyor gibi gibiyiz. Bakacağız. İnelim aşağıya doğru. Aktif devir hızı 2.12'den 2.35'e alacaklar. Alacak devir hızı 9'muş. 11.6'lara çıkmış. Etkinlik oranı 24'ten 27'ye, etkinlik ihracat oranı %68'den %75'e, yani ihraç etmiş daha fazla malı. Bu da nedir? Döviz kazanmış. Yurt dışı satışları 9 milyar TL'den 11 milyar TL, yurt dışı satışları 20 milyar TL'den 35 milyar TL. Ciddi manada elinde ihraç ettiğini görebiliriz. Yabancı para yükümlülükleri 15.000 civarlarında, yabancı para varlığı 10.000 civarlarında. Yani %50 yabancı para tarafında açığı bulunsa da daha demin size şurada gösterdiğim yurt dışı satışlarda ciddi manada artışlar var. Burayı sübvanse edeceğini düşünüyorum. Veya burayı kendi tarafında yöneteceğini Türkçe olarak söyleyelim. Yönetebilir. Favök bölü satış geliri 9.8'den 11'e, esas faaliyet kar marjı 7.6'dan 9.6'ya, net kar marjı 7.2'den 10'a, öz sermaye karlılığı 61'den 96'ya, brüt esas faaliyet kar marjı 11'den 12'lere, 13'lere. Yani 11.9'muş, yani 12'den 13'e diyebiliriz. Peki sektöre göre ucuz mu, pahalı mı, durum nedir? Şurada bir bakalım. Bir daha bir gelsin arkadaşlar. Yanlış bilgi söylemeyelim. Evet. Otomotiv sektörü fiyat kazanç oranı 9.5, Ford Otosan 9.8. Piyasa değeri defter değeri tarafında otomotiv sektörü 6.4, Ford 7.2. Her iki çarpanda da belli bir miktar pahalılığı bulunmakta. FK tarafını daha gerçekçi ele alırsak yani çok cüzi miktar bir pahalılığı bulunuyor, bilginiz olsun. Sektörüne göre bir bakalım arkadaşlar. Sektöründe sektörün net kar marjı 10, Ford'un da 10 diyebiliriz. Sektörün aktif değeri 198, Ford 234. Sektörün aktif karlılığı %20'lerde, Ford %23.5. Sektörün borç durumu %73, Ford %73. Sektörün ortalama büyümemiz %80, Ford %96. Yani sektörün hafif üstünde pozitif olarak konumlandığını söyleyebilirim. Burada da işte diyoruz ya, şu oran şöyle arttı, bu oran böyle azaldı. İşte buradan bunlar analiz ediliyor, çıkıyor. Burada da dostlar, yani eğitim alırsanız ne manaya geldiğini, her şeyi çok çok detaylıca öğreneceğinizi söyleyebilirim. Net satışları o 40 milyardan 66 milyara, öz kaynakları 4.7 milyardan 9 milyara çıkmış. Şöyle bir haberlerine bakalım. Kayda değer bir haber var mı? Yani bir anlaşmadır vesairedir. Şurada arkadaşlar.
Ford Otosan 58 milyon euroluk yatırımıyla 220 Türk mühendisinin Türkiye'de ilk kez sıfırdan gelişip ürettiği TÜBİTAK'taki yerli milli otomatik şanzımanı tanıtmış. Bakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank liderliğinde, bakanlık liderliğinde dediğimiz haberi yapmış. Güzel, yerli ve milli bir şanzıman. Dedikten sonra dostlar şu temettü tarafına bakalım. Şimdi temettücü arkadaşlar, bu sene 2021'de Ford iki kez temettü vermiş. Birini verecek, daha vermedi. İlk verdiğini 24 Mart'ta vermiş. 5,45 TL olarak karın %54'ünü dağıtmış. Kar dağıtımı %54. %2,60'lık bir temettü verimliliği demiş. 19 Kasım, yani yaklaşık 3 hafta sonra arkadaşlar, 3,20 TL hisse başına 3 lira 20 kuruş temettü verecek. Bu da %1,70 temettü verimliliğine denk geliyor. Karın %32'si dağıtılıyor. Temettücüler 19 Kasım'da 3 lira 20 kuruş temettü alacaksınız bir hisse başına. Muhtemelen 19 Kasım dediler. 19 Kasım bakayım hangi güne denk geliyormuş. Cuma, muhtemelen pazartesi gibi hesaplarınıza yatmış olur. Bilginiz olsun. Bilançoya gelirsek, bilanço güzel bilanço. Neden süper bilanço demedim? Çünkü FK tarafında ve de piyasa değeri, defter değeri tarafında bir pahalılığı bulunduğu için demedim arkadaşlar. Yoksa diğer tarafları güzel. Ha, bir de döviz tarafında da açığı vardı. Ne kadar da yönetilebilir desek de bu açık açıktır yani. O yüzden güzel bilanço pozitif, pardon, güzel bilanço sınırlı pozitif etki olarak söyleyebiliriz. Şimdi Ford'umuza bir bakalım. Ford haftalık bazda bakıyoruz arkadaşlar. Şurası. Şimdi Ford haftalık bazda baktığımız vakit, şimdiki haftalık bazda baktığımız vakit, geçen dönem biz bunun analizini yapıyorken şöyle bir çizgimiz vardı. Bu çizgi kırıldı, şuralardaydı yani. Kırıldı, kırılacak şöyle böyle derken arkadaşlar çizgiyi 11 Ekim haftasında kırmış. Kendini birinci manada pozitife geçirmiş. İkinci de yeşil mumumuzu yakmış. Bir pozitifliği aldık. Şu anda bu iki gelen pozitiften sonra bir düzeltmesini yapıyor. Okey mi? Şimdi dostlar, birinci olarak 176'nın üstünde olması teknik olarak al sinyali oluşturur. Teknik tarafta. 176 da şu an için ciddi bir destek. Tamam. İkincisi, bakın 5 haftalık ortalama 20 haftalık ortalamayı yukarı yönlü kesiyor. Yani önümüzdeki hafta kesmiş olacak. Kesmesiyle birlikte ikinci bir pozitif, yani üçüncü bir pozitif hareketi göreceğiz burada. Yani aşağıda destek nedir derseniz 176, ardından da arkadaşlar 171'ler destek. Tamam. Önümüzdeki haftada böyle bir düzeltme hareketi hafif hafif gelebilir. Bu yani düzeltme hareketidir. Yukarı yönlü kırdıktan sonra trendi bozacağını düşünmüyorum. Tekrardan şöyle bir 250'lere doğru yol neden alınması. Günlük bazda bakıyorum. Ha, bir de haftalık da şunu göstereyim. Bir adet uyumsuzluğumuz var. Ben bildirmiş olayım sizlere dostlar. Bakın MACD'de bir negatif uyumsuzluk yansıtmış şurada. Zamanında şu 250 tepedeyken stokastikte bir uyumsuzluk vermiş. Zaten oradan sonra inmiş aşağıya. Tabii ki bakın, her daim uyumsuzluk olsa da, vermiş olsa da, piyasa şartlarına göre biraz nötr girip ardından toplayabiliyor kendini. Şu anda bir MACD'de negatif uyumsuzluk var. İzleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Pozitif manada ise ikinci pozitif haftada görüyoruz, bakıyoruz, gördük. Şimdi günlük bazda bakıyorum. Günlük kısacılar için, yani şu uzun, orta uzuncular için, şu kısacılar için günlük bazda bakıyorum. Arkadaşlar günlük bazda baktığımız vakit yukarı yönlü güzel bir hareket yapmış. Negatif uyumsuzluğu aldıktan sonra zaten aşağı yönlü bir kendini getirmiş. Tamam. Şimdi dostlar, baktığımız vakit birincisi şu anda hafif bir düzeltme sürecinde. Şu dedik yani, haftalık bazda düzeltmeler ufak ufak yansıyabilir buraya. Bu hafta yansır o muhtemelen, günlük bazdakinden dolayı. Destek nedir hocam? Şudur budur diyorsanız, 180 günlük bazda birinci destek. 168 de iyi bir destek. Ha, piyasa anormale bağladı, şu oldu bu oldu. Bakın arkadaşlar, 174'lere dokunabilir. Haftalıkta ne demiştik? 176 dedik ya. Hafif saktırıp altına 174-200 günlük ortalaması, bu ortalamaya dokunup kendini yukarı atabilir dedikten sonra günlük bazdaki durum da bu. Şimdi ufak ufak düzeltmesi gelir dedik ya. Dediğimiz seviyeleri takip ederseniz sıkıntınız olmaz. Özellikle şurada şunu söyleyeyim, bakın. 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı kesmiş. Bu silver cross deriz biz buna. Bunu pozitif yorumluyorum. Orta vadeli. Bilginiz olsun. Dedikten sonra dostlar, toplayalım. Haftalık bazda durum açık olsun. Ben daha çok orta vadeci yatırımcıyı seviyorum. Temel analiz tarafı güzel. Sınırlı pozitif etkiledik. Teknik analizdeki destekleri, kontrol edeceğiniz seviyeleri haftalık ve günlük bazda sizlerle paylaştım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.